Selam millet, dedir oyunları. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Grav oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son şöyle yarım yamalak bir base yapmıştık oraya. Yarım yamalak bir üs yapmıştık, gayet de güzel. Yarım yamalak bir üstü o. Ondan sonra üzerimizde şöyle gayet güzel yine şekil eşyalarımız var. Bakın nelerimiz var. Şu iki tane dandik şey atıyorum. Bunlar olmasın üzerimizde. Geri kalan şeylerin hepsi bana lazım. Geri kalan şeylerin hiçbirini atmıyorum. Şuradan hemen bir hasar steam'i yapacağım. Sen mi yapıyordun abi bu ilaçları? Hasar steam'i. İki tane, üç tane yapamıyoruz. Peki. İki tane inşa edelim bakalım. İki tane inşa etmiş. Şunu abi, teneke hava. Yeryüzündeyken teneke havaya ihtiyacımız yok. Teneke havayı bırakalım. Şuradaki zandığımıza geleyim. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde biz uyduya da gittik. Uzaya da çıktık. Ama orada havayla alakalı problemimiz vardı. Aynı zamanda havadan çok. Bir de başka bir problemimiz de yaratıkların yüksek seviye olmasıydı. O yüzden seviye atlamamız lazım. O yüzden şöyle kendimizi bir yoklar, kendimizi bir ellersek eğer biz 14. seviyeyiz. En azından bir 20. seviye olmamız lazım oraya gitmeden önce. Zaten bir sürü daha yeni yapmamız gereken atraksiyonlarımız, bulmamız gereken planlarımız da var. Mesela şu zırhların içinde aslında plazma miğferi, plazma yeleği falan bulduk ama bunlar daha çok orada havayla alakalı bize yardımcı olacak. Bunları biraz daha level attıktan sonra yapıp oraya gideceğiz. Silahlar namına bir şey bulmuş muyuz bakalım. Fosil kılıç varmış. Saldırı tüfeğimiz buymuş. Daha üst kalite bir saldırı tüfeği bulamamışız. Demek ki biz buradaki madenlere gidip biraz buralardaki madenlerde dolaşmamız lazım. Ben bunun için çok güzel. Bu üzerine bastığımız zımbırtıya hasta oluyorum. Bizi böyle göğe doğru fırlatıyor. Ne oldu? Ne oldu? Yalan oldun. Ne diyor? Binmek için E'ye bas, binmek için E'ye bas. Ha? 82 takla attın, düz düş bari. Evet, düz düştü. Çok güzel. Bunun için ben araca biniyorum. Neden derseniz eğer, organik kullanarak aracımızın üzerindeki yakıtı karşılıyor oyunumuz. Ben de organik kullanarak yolculuk yapmak istiyorum. Oo, ateşleyebiliyorum ama plazma yok üzerinde. Neyse, plazmayı bırakmıştım, iyi oldu. Az kalsın plazmayı kullanacaktı. Organik kullanarak yolculuk yapmak istiyorum çünkü zaten odunum az. Zaten az olan odunumu kendi aracımı salarak onun üzerinde yakıt olarak bitirmek istemiyorum. Ben neredeyim? Şurada daha önce bir yerler bulmuştum ben, değil mi? Daha önce bir yerler bulmuştum. O daha önce bulduğum bir yerlere doğru gideyim. Ne kadar garip tipler var ya. Tipikus tipikus canlılar. Evet, Silvergrass diye bir yer burası. Silvergrass'ın seviyesi 12-14. Bana göre bir yer burası. Burası bana göre bir yer. Ama ben buraya değil şuraya gideyim ha. Bir saniye ya, ben buralara gelmiştim. Neden böyle oldu şimdi? Ha, ben buralara gelmedim. Ben şuraya gittim. Tabii bir daha oraya bir gidelim bakalım. Kaçıncı seviyeyi de hatırlayamadım orayı. Galiba bizim seviyelerimize yakın bir yerde. Bizim seviyelerimize yakın bir yerse gidip orayı biraz farmlayalım. Orada biraz takılalım. Çocuklar, hiç sizin üstünüzden geçmeyi falan denemeyeceğim şimdi. Sizi ezmek gibi bir hainlik yapmayacağım. 9-12 burası. 9-12 bize uygun sayılabilir. Şurada bir inelim araçtan. Çok güzel. Uydu bağlantımı bir şuraya çekeyim. İlişkilendir abi. Uydu bağlantım artık burada olsun. 11-12 gayet hoş. Daha önce geldiğimde bu zindan bize göre biraz fazla yüksek seviyeydi. Şimdi galiba tam bizlik oldu. Şöyle bakalım, 12-13. Beklentilerimin de üstünde çıktı. O zaman hemen efendim 6 ile robotumu salıyorum. Çok güzel. 12-13, 12-13 diye hasarlar vuruyoruz. 30-38, 46. 10 numara şaheser oldu. Seni nasıl hallediyorum? Daha önce saatlerce uğraşıyordum. Saatlerce uğraşmıyorum belli ki. Bir de bunlarla değil, şimdi ardımda geldiğim yerde bir şeyler çıkmıştır. Asıl beni endişelendiren onlar. Ardına bakma yolcu stiliyle ilerliyorum ama bak ya. Oradaki zavallı adama saldırmaya utanmıyor musun? Biz şuraya bir gelelim. Maden toplama aduketimizi orada bir atalım.
Tamam mı? Sana da bir tane build diyelim şuraya. Güncellemeler için bize bu şeyler hep lazım olacak. X materyalleri. X materyalini toplamak oyunumuzun en önemli yanlarından biri. Kaç bakalım oğlum, kaç, aferin. Aferin, kaç. Bunlar bana hala tabanca mermisi veriyor. Ama hatırlarsanız eğer uydu bağlantısıyla gittiğimiz yerde katlettiğimiz rakiplerimiz bize tüfek mermisi veriyordu. Hatta pompalı mermisi, shotgun mermisi veren bile vardı. Demek ki seviyeler, doğru yerler yaklaştıkça kullandığımız mermi çeşitlerinden verecek oyun bize. Çocuklar, siz benim için basit hedeflersiniz. Elimi tetikten çekmeden saydırırım size şöyle. Bir şeyler mi var orada? Bir şeyler var. Evet, sen nereden çıktın ya? Ben demin buradan geçtim. Sen yoktun. Çok ilginç. Ha, kapıdan yeterince uzaklaşamamışız demin. Şimdi çıktı bütün hepsi. Mi? Yo. Ya çocuğum, siz beni tedirgin ediyorsunuz. Ben bari hepinizi katledeyim sizin. Seviyelerde şeyler, experience'ler de, tecrübe puanları da fena değil yani. Böyle tecrübe puanlarıyla biz level atlarız yani. Tamamen işe yaramaz da olabilirdi çünkü. Evet, oralara kadar topladık. Güzel oldu bu. Bir boss çıksın diyecektim, boss çıktı. Bir de 13. seviye zorlu. İyidir de yani. İyidir de şimdi. Ben oradan bir tane şöyle Steam kullanayım. Sonra senin bir aklını alayım. Oo, 55-110. Evet, planımızı da kaptık. Ne geldi? Balon kalkan diye bir şey geldi. İyi midir değil midir bilinmez ama balon kalkanı kullandığımız zaman görürüz iyi mi değil mi. Çocuklar, beni bazen ürkütüyorsunuz. Beni bazen ürkütüyorsunuz. Yani her zaman değil ama bazen ürkütüyorsunuz. Birdenbire böyle bir cevvalleşiyorlar. Ben ölümsüzüm der gibi üzerimize doğru koşuyorlar. Bendeki kafayı gördünüz mü siz ya? Böyle tipsizlikten korkmanız lazım ya. Nasıl böyle bir tipsizliğin üstüne koşabiliyorsunuz ki? Hop dedik. Dur. Bu sizin yaptığınız alçaklık. Bu sizin yaptığınız alçaklık. Ben size söyleyeyim. Yo, ben o saldırıyı yemem abi. Çok teşekkür ederim. İstemediğime karar verdim onu. Şurada da bir ability atarsak efsane olur. Peki şimdi bunu böyle yapacağız ama bizim yol nereden abi? Burası bitti. Burası da yoktu galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Sen benim peşimde misin ya? Kıllandım senden. Evet, bütün ağaçları devirdim. Şimdi deminden beri artı saatsiz koşan kaplumbağa çift kabuk. Sayın Mr. Çift kabuk. Gelin bakayım buraya. Sizi çift kabuklar. Öldür öldür bitmiyor adamlar yalnız. Odaların bir popülasyon sınırı oluyor anladığım kadarıyla. Ben bu popülasyon sınırına geldiğimde mesela 30 ama ben içeride sadece 20 tane adam görüyorum. Ben öldükçe yenisi çıkıyor. Mesela popülasyon sınırı 30'sa işte aynı anda 20 tane yaratık olabiliyor odada ama ben öldürdükçe yenisi çıkıyor, öldürdükçe yenisi çıkıyor. Bir süre bu böyle oluyor. Peki. Sen orada yalnız kaldın belli ki. Yalnız geri kaçışım efsane değil miydi? Anam, biraz fazla yaklaştım adama deyip çift geri zıpladım. Aa, burada burası bitmiş. Bu olmaz ama, bu beni üzdü. Bu beni üzdü. Başka mağaralar olurdu, bir şeyler olurdu. 82 katlı olurlardı. Burası kısaymış.
O zaman şuradan cihazımızı çağıralım. Buradan mı geldik biz? Galiba oradan geldik. Tamamen unuttum ha. Evet, burası kapalı olduğuna göre oradan gelmişiz. Şuradan aşağı gideceğiz. Kısmet işte, mağaralar birbirini tutmuyor. Tamamen rastgele yapıldığı için mağaralar kimi uzun oluyor, kimi kısa oluyor. Maalesef o kristali beklemeyeceğim şimdi. Ha, bitti. Beklemeyeceğim dedim ama bir nevi beklemiş oldum. Bu küçük tekerleği mağaranın içinde ulaşım için, büyük arabayı normal ulaşım için kullanmak, bence gayet mantıklı. Bir sonraki seviyeye doğru da yavaş yavaş yaklaşmışız ha. Buraya gittik değil mi? Kapalıydı oranın sonu. Ama cihazımız varmış. Bu güzel oldu. Oraya cihaz koyduğumu hatırlamıyordum. 150x elementini kaçırıyorduk az kalsın. X elementi çok önemli bir miktar. Çünkü X elementini öyle her yerde bulamıyoruz maalesef. Mağaraların içlerinde gezinerek ancak X elementi bulabiliyoruz. Şuradan bir sonraki mağaraya atalım kendimize. Kardeşlerim, çok değişik yerlere doğru ilerliyoruz. Oo, 16-17. Peki. 16-17. Sizin bir mağaranız vardır diye umut ediyorum. Bizim bulunduğumuz yerlerin etrafında bayağı tur attım. Oralar bayağı bayağı denizle kesilmiş. Etrafı bir denize bağlanıyor. Ve daha fazla ilerleyemiyorsunuz. Aa, şurada bir şey var. Yıkık dökük yerleşimler gibi işler var orada. Oo. Burada buraya bizden daha önce gelmiş birilerini bulduk. Onlara ait bir geminin parçaları. Bunlar ne? Ha. İlginç. Onları almamayı tercih etti. Biz üzerine yürüyünce aldı. Sen nesin koçum? Güneş taşı. Peki. Güneş taşı hoştur. Güneş taşı güzeldir. Bir mağara daha bulaydın bize ya. Buralarda bir mağara olduğuna eminim. Aha. Sen ne yaptın? Orada sıkışıp kaldın mı? Ah canım benim ya. Kıyamam ben sana. Yani kıyamam dememe bakma. Öyle bir kıyarım ki. Saldırı tüfeği. Güzel. Sen de bize odun ver, bu iş tam olsun. Yok. Odun modun yok. Sana odun modun yok dedi. Ama buraların mağarası niye yok ya? Bak, bize öleceksin hareketi yapıyor. Böyle yapıyor.
Ben ölmem koç. Sana söyleyeyim. Oo. Tipi kusa bak lan, tekmeli yokuşu. Buradan doğru ikinizi de haklayacağım. Ya al 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 kuşu öldüreyim de sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Rahat mısın? Ha, bu düşmüş benim peşime. O yüzden öyle hallenmiş bana bir şeyler. Burada da karakter var bir tane. O da bana asist atıyor. Ne kadar güzel. Herkes bana bir şeyler atıyor. İşte bu. Ama tabii ki bize tahmin ettiğimiz üzere öyle aman aman bir şey vermedi. Bu ne be? Sen niye kızdın? Ben bir şeyden dolayı hasar yiyorum diyecektim. Sıcaktan dolayı hasar yiyormuşum ya. Sıcaktan dolayı hasar yedirme. Böyle de utanç verici bir şey yani. Adam bildiğiniz sıcaktan hasar yiyor. Sen biraz önce bana seni öldüreceğim hareketi mi yapıyordun? Bu kayalıkların mağarası yoksa gerçekten çok üzülürüm. Yani çok büyük bir hayal kırıklığına uğrarım. Şurada sanki bir yer var. Aa, bir yer yok. Bir yer yok. Arası sadece karanlıkmış. Senin içine giremiyoruz, değil mi? Bir istisna olur belki dedim. Normalde giremiyorduk öyle yerlerin içine ama bir istisna olur. Gireriz dedim. Gireriz. Gireriz ama olmadı. E güzel, o zaman burada gemiyi keşfedip elimizdekilerle yetineceğiz. Gemi keşfettik diyeceğiz, bir tane sevineceğiz. Şu karşıdaki çamların olduğu yere doğru bir gidelim. Evet, tam tahmin ettiğim gibi bu büyük şey bir yapı ve ben onun yanına gelirken ışıklar, mışıklar, bir şeyler. Niye benim elimi kabul etmiyorsun? Niye benim elimi kabul... Aha! Doğru bir açıdan bakmak lazımmış sadece. Kabul etti elimi. 6. Vallahi adamlar mı tırt? Ben mi çok güzel vurdum? Birbirlerine mi fazla hasar verdiler bilemedim ama herifler öldü. Ben buradan Allah ne verdiyse bombalayayım da onları. Laboratuvar diye bir yere ilk defa giriyorum zaten. Bu beni heyecanlandırdı. Vallahi hele canlandım. Buraya çıkamadım. Burada hile yapmaya kalktım ufak çaplı. Olmadı. Koçlar niye bana saldırmıyor? Ha, küçükler ölüyor hemen. Güzel. Bunlar da deli tecrübe puanı veriyor yalnız bana. 100, 400. Hayvani gece katili. İsimler mükemmel değil miymiş ya? Deneyimli hayvani teknoloji avcısı. Üzdü beni. Adam beni resmen üzdü. Gelip beni bıçakladı.
Şurayı Allah. Allah. Mekan bizim için çok kötü ya. Daracık bir yer. Bizim level'ımız da düşük kaldı. Bir de adamlar biraz birbirlerine yakın olsalardı bari ya, birbirleriyle falan da dövüşselerdi. Aha. Çok güzel bir yere çıktım ama adam çekip buraya çıkmam lazım. Hayvani çift kabuk var burada da. Hayvani gece katili var. İkisini birbirine düşürebilsek. Bu güzel oldu. İşte bu güzel oldu. Burada adamlar sıkıştılar. Hiçbir yere de ilerleyemediler. Ben şöyle bir maden toplamayı da basayım. Buradan çok kiral şeyler bulabiliriz gibi geliyor bana. Güzel. Agalar, birbirinizle kapışmıyor musunuz? Birbirinizi dövmüyor musunuz yoksa? Sadece benimle mi kapışıyorsunuz? Oo, çok böyle boss boss tipler var burada ama bu boss boss tiplerin hepsi benim üstüme gelirse olmaz. Boss boss aklımı alırlar benim. İşte bu. Aha. Allah cezanı vermesin senin. Allah cezanı vermesin, ödüm koptu. Ne oldu? Seviye atladık. O seviye atladık da ömrümden ömür gitti be. Buraya gelin artistler. Yaylım ateşi yapacağım size böyle. Koçum. Bana garip sesler çıkarma. Şuradan bir basayım maden toplamayı. Yeri göğü topladık, güzel. Şimdi kırmızı olan yerler var. Evet, oralar gidilmeyen yerler zaten. Seni öldüreceğim ve bana plan vereceksin. Tamam mı? Anlaşmamız böyle. Evet, ilk sersemleme hareketini de aldığıma göre birazdan düşersin gibi geliyor bana. Allah! Çocuğum korkutma. Korkutma evladım. Burada ne var? Hayvani teknoloji avlatıcısı, tehlikeli hayvani taji mimi. Kimse çıkamadı oradan değil mi? Evet, çıkamadılar, güzel. O robotu rahat bırak. O robotu rahat bırak. O robota sadece ben sıkabilirim. Çok fazla bir hasar verdin bana ya. Bu böyle olmadı. Benim şöyle kaçmam lazım ortamdan. Sonra şu ufaklığı bir dürtüklemem lazım buradan. Ufaklık. Ha. Sen niye bu kadar hızlı yürüyorsun?
Neden bu kadar hızlı yürüdüğünü sorabilir miyim? Amcacığım, sen neden bu kadar hızlı yürüyorsun? Bana öyle garip hareketler yapma oğlum. Bana öyle garip hareketler yapıyorsan da ölme. Birazdan seni ayağımın altına alırsam hiçbir manası kalmayacak bu hareketlerin, ki ilk efekti verdin öleceğine dair. Birazdan gidicisin sen, ben sana söyleyeyim. İşte bu. Planımı da alırım arkadaş. Planım neymiş? Sersemletici mayın. Sersemletici mayını verdin işte. Bu kadar direndin. Ne oldu? Hiçbir şey. Sersemletici mayını verdin, gittin. Oo, 100 yılın süzülüşü oldu bu. Bitap düşmüş, bitap düşmüş. Şu alevli sümüksüler bakalım nasıl bir direniş gösteriyor bize. Oo, 4 vuruyorum adamlara. Bu olmadı ki şimdi. 4 nedir abi? 4 diye hasar mı olur? Ha, ben anladım, onların üzerine bir şeyler parlayınca zaten de. Evet, sonunda pörtledi. İçinden de canavar ganimeti çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Burada ne var? Alevli. Burada ne var? Fosil. Galiba mekanı bitirdik. Vallahi mekanı bitirdik. Hoho. Wallace'dı bilmem ne diye isimli karakter var içeride. Wallace'dı bilmem ne içeride. Canım benim ya. Canım benim, ne de güzel vururmuş. Ne ağır da eli varmış. Şuradan bir bakalım neyimiz var neyimiz yok. Sersemletici mayın almışız. Fosil eldivenimiz yok muymuş bizim? Yokmuş abi. Fosil eldiveni almışız o yüzden. Evcil hayvan yap botu almışız. Taşıtımız yok. Neyimiz olduğu görünüyor zaten buradan. Balon kalkan. Gelen füzeleri engeller diyor. Demek ki füze de var. Bunu da buradan öğrenmiş olduk. Bir de yemek yedim şöyle. Mükemmel. Canım sen bittin. Buradan doğru sıkacağım sana. Kendi kendine patladın mı sen orada? Vallahi kendi kendine patladı manyak ha. Orada kilitlenmeniz nasıl mükemmel oldu biliyor musunuz? Hislerimi anlatamam yani. O derece mükemmel oldu. Göğe doğru uçan 7'ye de 15 hasarların arasında Wallace'lı squadların ölmesini bekliyorum. Çünkü o bana vaat edilmiş bir plan gibi geliyor. Yine mi infilak edeceksin? Evet abi, yine infilak etti. İnfilak hasarıyla bu arada arkadaşlarına da hasar vuruyormuş. Yanındakini patlattı. Çok hoş. Wallace, ah Wallace, ah Wallace. Kardeşlerim, bir dahaki bölümümüzde ben biraz daha seviye atlamış olurum. Şu anda 16'yım değil mi? 17, 18 falan olurum. 18-19. Level'larda falan olurum. Tekrar Ay'a gideriz. Ay'daki o mekanın içine gireriz. Ay'daki o mekanda bakalım bizi ne maceralar bekliyor.
Plazma zırhını falan da herhalde bir ben ay macerası yapıp geri dönerim. O videoyu çekmeden önce ki plazma zırhını yapabilirim diye. Ondan sonra oksijen sorunumuz olmadan biraz daha oraların içerilerinde takılabiliriz böylece. Evet kardeşlerim, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.